Profesör Doktor Canan Karatay tarafından hazırlanan ve Türkiye çapında çok popüler hale gelen Karatay diyeti, kişiyi uzun süre tok tutan besinlerle hazırlanan bir diyettir. Karatay diyetinin en önemli detaylarından biri de verilen kilonun geri alınmamasıdır. Diyet listesi diğer popüler diyetlerin sık sık ama az ye felsefesini bir kenara bırakır ve az öğünle doyurucu olmayı hedefler. Bu diyette günün en önemli öğünü, kahvaltı kabul edilir ve bu öğünde protein ve kalori açısından yüksek gıdalar tercih edilir. Canan Karatay tarafından hazırlanan bu diyet, karaciğer yağlanmasını gidermek ve yağ bölgesindeki artışı engellemek üzerine kurulur. Karatay diyeti, sağlıklı yağlar, protein kaynakları ve karbonhidratlardan oluşur. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Karatay diyetiyle ilgili öne çıkanlar. Sabahları kuvvetli ve protein açısından zengin bir kahvaltıyla güne başlanmalı. Önerdiği öğün sayısı 2'dir. 2 öğünden fazla yemek yenmemesi gerektiğini belirten Karatay, ara öğünlerin de kaldırılması gerektiğini söylüyor. Karatay diyetinde, sağlıklı yağlar ve proteinler serbest. Şeker ve rafineri tuz tüketiminden uzak durulmalı. Her gün, en az 2 litre sıvı alınmalı. Akşamları en geç saat 20'de, son öğün yenmelidir. Hazırlanan tüm yemekler, düşük ısıda uzun süre pişirilmelidir. Yenilen tüm ürünler mevsimine uygun olmalı. Günde bir porsiyon meyve, öğle saatine kadar tüketilebilir. Katkı maddesi içeren işlenmiş besinler tüketilmemeli. Öğünler arasında, 7 ila 8 saatlik aralıklar olmalı. Gazlı ve alkollü içecekler tüketilmemelidir. Her gün, 30 ila 45 dakika arasında yürüyüş ya da fiziksel aktivite yapılmalı. Karatay diyetinde hangi besinler tüketilebilir? Öğünler arasında besin tüketmek yerine limonlu su, şekersiz çay ya da ayran içilebilir. Yemeklerde kullanılan yağlar, doğal zeytinyağı ve doğal tereyağı olmalı, mısır özü ve ayçiçek yağı kullanılmamalıdır. Kahvaltı ve yemeklerde ekmek kesinlikle tüketilmemelidir. Bunun yerine, yumurta alışkanlık haline getirilmelidir. Zeytin yemekten korkmamalı. Sabah kahvaltılarda 10-15 adet yeşil ya da siyah zeytin tüketilebilir. Beyaz peynir ve yoğurt gibi evde mayalanmış doğal süt ürünleri güvenle tüketilebilir. Ceviz, fındık ve badem gibi işlenmemiş kuru yemişler, kişiyi tok tutmak için son derece önemli yardımcılardır. Karatay diyetinde yasak olan besinler. Ekmek ve diğer tahıl gruplarından olan besinler. Şeker içeren besinler. Kavun, karpuz, üzüm, muz ve incir gibi şeker oranı yüksek meyveler. Pirinç ve pirinçle hazırlanan yiyecekler. Yapay tatlandırıcılar. Karatay diyetinde kuru yemişler önemli bir yerdedir ancak kavrulmuş kuru yemişler kesinlikle tüketilmemelidir. Kahvaltı ve akşam yemeklerine başlamadan, sağ elin işaret parmağını kaya tuzuna batırıp dilinize sürerek, tükürük bezlerini aktifleştirerek, ağız içinde ve bağırsaklardaki ilk hazım sürecini başlatmalısınız. Kahvaltı ve yemek öğünlerinde alınan besinlerden, maksimum seviyede faydalanmak için, su veya sıvı tüketilmemelidir. Yemeklerden 1 veya 2 saat sonra su tüketebilirsiniz. Karatay diyeti listesi nasıl olmalı? Kahvaltı. Rafadan ya da kayısı kıvamında hazırlanmış 3 adet yumurta ya da tereyağında yapılan peynirli omlet, menemen. 10-15 adet yeşil ya da siyah zeytin. Ekmek yerine bir küçük çay bardağı ceviz içi. Bir avuç içi kadar beyaz peynir. 4-5 adet yün kurusu kayısı. Akşam yemeği. Bir porsiyon balık, ızgara ya da buğulama olmalı, yağda kızartılmamalı. Mevsim sebzeleriyle hazırlanan salata, salataya keten tohumu da eklenebilir. Akşam yemeğinden sonra meyve de dahil olmak üzere, hiçbir besin ürünü tüketilmemeli, bir saat sonrasında sadece su içilmelidir. İçilen suya, taze sıkılmış limon suyu eklenebilir. Aynı zamanda, akşam yemeği ve yatma saati arasında 30 ila 40 dakikalık bir yürüyüşe çıkılmalı. Güncel videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.